Sevgili öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bugün de sizlerle halay metninin etkinliklerini birlikte yapıyoruz. Çocuklar dinleme metni olduğu için bir önceki videomuzda sizlerle paylaştım. Dinlemeyen arkadaşlarımız öncelikle onu dinlesinler. Daha sonra bu videoyu izleyebilirler. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hazırlık soruları var çocuklar. Sonraki derse hazırlık aşamasında öğretmeniniz zaten sizden bir araştırma istemişti. Onun sonucunu arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyor. Burada halay metninin görsellerine baktık. Burada halay çeken insanları görüyoruz. Yine bir davulcu beyefendi görüyoruz. Hemen etkinliğimize başlayabiliriz. Birinci etkinlikte aşağıdaki kelimelerin anlamlarını şarkıda geçtiği dizeden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ettikten sonra bunlarla ilgili birer tane cümle kurunuz demiş. Çocuklar zaten bir şarkıydı değil mi? O yüzden etkinliğimizi yapmaya başlayabiliriz. Horon. Çocuklar, horon ne olabilir? Bir oyun olabilir değil mi? Halk oyunu olabilir. Tahminlerinizi kendiniz yazın. Ben anlamını ve cümlelerini yazacağım. Anlamı Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. Karadeniz bölgesinde oynanan kemençe olan halk oyunu. Kemençe eşliğindeki halk oyunu diyelim. Halk oyunu. Bununla ilgili bir cümle kurmak istersek ne olabilir çocuklar? Düğünde horon oynadık. Cümlemizde düğünde horon oynadık. İkinci kelime bakıyorum. Halay kelimesi. Bunun da tahminini siz kendiniz, kendi cümlelerinizde yazın. Ben anlamını yazacağım. Çocuklar, anlamı Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanılan bir oyun. Diyelim ki genellikle davul ve zurna eşliğinde topluca oynanan oyun. Cümlemizde yine halay ile ilgili ne olsun? Gece boyunca halay oynamaktan yoruldum. Düğüne gitmişiz. Onunla ilgili bir cümle kuruyoruz. Gece boyunca halay oynamaktan yoruldum. Bir sonraki kelimemize bakıyoruz çocuklar. Kelimemiz tepmek. Tepmek kelimesi anlamı nedir? Üzerine basarak sıkıştırmak değil mi? Üzerine basarak sıkıştırmak anlamına yazalım. Üzerine basarak sıkıştırmak. Cümlemiz ne olsun peki? Kıyafetlerini katlayarak koymak yerine valize tepti. Kıyafetlerini valize tepti diyelim biz. Acelesi olmuş olsun o yüzden. Kıyafetlerini valize tepti. Sıkıştırdı yani. Hızlı bir şekilde, katlamadan, düzensiz bir şekilde. Şimdi çocuklar, kelimelerimizin anlamlarını yazdık. İkinci etkinlik kısmındayım. Metnin konusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz demiş. Hangisi en iyi yansıtıyor çocuklar?
Alaydan, horondan bahsediyor. O zaman ben buradaki resmimi işaretleyebilirim. Bir sonraki sayfaya geçelim. Burada da üçüncü etkinliğimizde bize şarkıyı bir kez daha dinleyiniz demiş. Çocuklar videoyu durdurup önceki videoyu bir kez daha dinleyebilirsiniz. Ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şarkıda geçen duyguları belirten ifadeleri işaretleyiniz demiş. Çocuklar şarkıda neşe, sevgi, coşku ve dostluk vardı. O yüzden ben neşe, sevgi, coşku ve dostluğu işaretliyorum. B seçeneğinde şarkıdan alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz. Şarkının ana duygusunu en iyi yansıtan dizeyi işaretleyiniz. Bu dizeyi işaretlemenizin nedenini açıklayınız. Çocuklar şarkıda dinlediğinizi varsayarak ben yanıtlıyorum bu soruyu. El ele, yan yana, diz dize oynamaktan bahsetmiş. Evet çocuklar, burada el ele, yan yana ve diz dize açıklamasının şiirin ana duygusunu belirttiğini söylemiştik. Çünkü şiirin ana duygusu birlik ve beraberlik içinde eğlenmekti. El ele, yan yana, diz dize oyna dizesi de bu duyguyu en iyi yansıtan dizedir. O zaman ilk seçeneğimi işaretliyorum ve dördüncü etkinliğimdeyim. Bu etkinlikte çocuklar bana dinlediğiniz şarkıya iki farklı başlık belirleyiniz. Başlıkları ve bunları belirlemenizin nedenlerini yazınız demiş. Başlığımız ne olabilir? Horon tepmeli olabilir ya da horon oynamalı olabilir. Horon oynamalı. Peki neden bu başlığı belirledik? Şarkıda sık sık bu ifade geçti. O zaman şarkıda sık sık bu ifade geçmiştir. Bir sonraki başlığa ne diyelim çocuklar? Oyna birlikte olabilir. Oyna birlikte. Peki neden bu? Çünkü şiirin ana duygusunu yine yansıtıyor değil mi? Şiirin ana duygusunu yansıttığı için. Şiirin ana duygusunu yansıttığı için dedik açıklamamıza. Bir sonraki etkinliğime baktım. Beşinci etkinlikte çocuklar halay şarkısını beğenip beğenmediğinizi nedenlerini yazınız. Örneğin çok beğendim. Melodisi çok eğlenceli diyebiliriz. Beğendim. Çünkü melodisi çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Virgül, müziği güzel. Nokta. Bir sonraki etkinliğimize bakalım çocuklar. Burada altıncı etkinlikte arkadaşlarınızla birlikte en sevdiğiniz şarkıları söyleyiniz. Ardından neden sevdiğinizi açıklayınız demiş. Bu size bağlı bir soru. Birlikte yapabilirsiniz. Örneğin Barış Manço'nun bir şarkısı olabilir. Bugün bayram şarkısı diyebiliriz. Ve yedinci etkinliğimize geçtik. Kardeşlik, sevgi, paylaşma kavramlarından hareketle kısa bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Şiirinizi bitirdikten sonra tekrar okuyarak yazın ve noktalama yanlışları varsa bunları düzeltiniz. Yedinci etkinliğimizde bizim şiirimiz paylaşmak olabilir. Başlığımız paylaşmak. Paylaşalım birlikte. Paylaşalım birlikte. Mutluluğumuzu hüznümüzü
Paylaştıkça çoğalır. Paylaştıkça çoğalır. Güzel duygular bizde. Güzel duygular bizde. Devam ediyorum. Sevip sevilelim. Sevip sevilelim. Gülüp oynayalım. Kardeşçe yaşayalım. Kardeşçe yaşayalım bu güzel ülkemizde. Bu güzel ülkemizde. Evet çocuklar, benim şiirim de buydu. Paylaşmakla ilgili siz de kendinize ait herhangi bir şiir yazabilirsiniz. Paylaşmakla ilgili de aşağıya resim çizebilirsiniz. Bu kısmı da boş bırakıyorum. Evet sevgili dörtler, bir sonraki videomuzda diğer metnimizi, yani serbest okuma parçası olan Gül Ağacı Çay Bahçesi'nden Hacivat Karagöz'e metninin etkinliklerini yapacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.